Kasım Arslan da onu anons etti ve şimdi görüyorsunuz Mustafa Taş'a büyük bir ilgi var Sinop'ta. Yani sülalece ve tabii ki Mustafa'ya sevgi serinde, o da pek şaşırmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böceğin başaltı pehlivanı Rıdvan Kaya ile güzel bir final sonrasında birinciliğini ilan etti. Şimdi Recep Kara, Ali Gürbüz, Ali hemen kasmakta çalışmaya başladı Recep Kara karşısında. Yavaş yavaş da sürmeye başladı Ali'yi. Şimdi kıymetli misafirlerimiz Recep Kara. Boyabat yağlı pehlivan güreşleri her yıl. Bugün Boyabat sezonun son güreşine müthiş ev sahipliği yapıyor. Sabahtan beri, sabahın ordundan beri bu güreşler tabii devam ediyor. Kargı da son nokta. Çorum Kargı da. Kargı değerli belediye başkanı da Sayın Şen de burada. Gerçi bunu söylemeye gerek yok. Her yıl zaten kıymetli belediye başkanımız sizlerden almış olduğu destekler. O da güreşlere her yıl destek veriyor. Allah'ın izniyle. Kargı güreşlerinde de büyük bir heyecan olacak Allah nasip ederse. İstiyor muyuz? İstiyorlar mı alkış olsun bakalım? Sayın başkanım, bu alkışlar size. Ancak bugün bizim canlı olarak hizmetlerinize getirdiğimiz bu güzel güreş. Tabi meydan hakemi Arslan son derece dikkatli. Recep Kara kasnağa uzanmak istiyor ama Ali Gürbüz pek niyetli değil. Ali şöyle bir uzandı Recep Kara'nın kasnağına. Hareketli güzel bir güreş oluyor. Ve tabii bir yanda yeni inşası tamamlanmak üzere işte açılışı bu sene nasip oldu. Güzel bir görüntü var camide. Dua, çayır, yağ, kısmet, zembil ve pehlivan. İşte güzel bir görüntü. Gerçekten kulede, meydanda güzel bir koordinatif çalışmada güreşi finale kadar taşıma başarısını gösterdiler. Evet. Şimdi Recep Kara, Ali Gürbüz. Kasnak'ta Ali Gürbüz ısrarla. Ali Gürbüz kasnak'ta ısrarlı Recep Kara'ya karşı. Recep'in dış çangal denedi. Şöyle bir Ali'ye göstere göstere ısrarı var. Ama kontrada Recep nasıl cevap verir? Ali daha dinç görünüyor şu ana kadar. Değerli güreş severler. Daha baskın Ali Gürbüz Recep Kara'ya karşı. İhtar gelebilir Recep Kara'ya pasif güreştiği için. Kasım Aslan Alcan. Kasım Usta. Ali daha baskın Recep Kara karşısında. Bu sene 2019'un tarihi Kırkpınar'da zirvesinde tamamladığı Ali Gürbüz Recep Kara'nın 4 kez altın kemer başarısı var tarihi Kırkpınar'da. Hemen ensesinde de Ali Gürbüz'ün nefesi var. 3 kez de Ali Gürbüz bu kemeri Antalya'ya getirdi. Değerli güreşseverler. Bir çocuk babası, evli ve Smandırlı Ali Gürbüz Korkut Eli'nin evladı. Elmalı'da ikamet ediyor. Düzenli, güzel bir aile düzeni var. Evlendikten sonra başarısı daha düzenli bir hayata geçtiği için Ali'nin daha da arttı, daha da düzenli bir spor yaşantısı oldu. Milli güreşçi aynı zamanda serbest stil, ağır siklette Recep Kara gibi o da milli güreşçi. Minder'de değerli güreşseverler. Bakın canlı yayın devam ediyor.
Sinop. Şu anda Boyabat Har Meydanı 9 ilçesinden bir tanesi, evet, Boyabat işte, kalesiyle iki tane tarihi konaklarıyla, pirinciyle ısırık kebabı tabii çok önemli. Boyabat'ın kültür varlıkları Ali Gürbüz şöyle bir hareketlendi. Harika bir final izletiyor Boyabat Er Meydanı'nda her iki pehlivan. Türkiye Güreş Federasyonu tabii Genel Sekreteri Tahir Yılmaz'ın da kenti Sinop. O da büyük katkı sağladı bugün bu güreşlere. Güzel bir final Boyabat Er Meydanı'nda. Sinop'tayız değerli güreşseverler. Sizler ekranları başınıza bu güreşleri seyrederken sezon boyunca veya yayıncılık hayatımızda sürçülisan edip fark da olmadan bilerek bilmeyerek sizleri kırıp üzmüşsek hakkınızı helal edin. Sezonun son güreşi bu bizim için. Ve bu arada Ali Gürbüz de baskısının sonucunu aldı. Recep Karada, Ali Gürbüz de inanın o kadar yorgunlar ki her iki pehlivan da birbirini kucaklıyorlar ve Boyabat'ta şimdi tören zamanı bir kez daha bir değişik açılardan da ekrana gelecek. Ali Gürbüz'ün bu galibiyeti. Hocam bir coşular meydana bir gelmeyelim. Şu kadar güven ilgilenen olmaz mı? Evet, Ali Gürbüz Recep Kara'yı finalde normal süre içerisinde